Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum kampımıza. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz Beylikler Devleti Osmanlı siyaseti. Bu konu hakkında soru çözeceğiz. Önceki paylaşımda zaten konu anlatımını yapmıştık. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur? Okuyalım bakalım. Kuruluş döneminde Yıldırım Beyazıt, Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilip esir düşmüştür. Sonuçlarını bilmemiz lazım değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına. Hayır. Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirdi. Balkanların kaybedilmesi. Hayır. Niye hocam? Osmanlı Devleti istimalat politikasını takip ettiği için Balkanlarda toprak kaybedilmemiştir. Dikkat edelim. Fetret Devri'nin başlaması doğru. Anadolu'da Moğol Devleti'nin kurulması. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğollar akın akın gelmeye başlamıştı zaten. Bu durum Ankara Savaşı'nın sonucu değildir. Bizans'ın yıkılması. Aksine Bizans'ın ömrü 50 yıl uzamıştı değerli arkadaşlar. Cevabımız Fetret Devri olacaktır. 11 yıl boyunca padişah olmayacaktı, taht kavgaları yaşanacaktı. Hatırladık değil mi? İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminde yapılan gelişmelerden biri değildir? Padişahları bilmemiz lazım. ÖSYM soruyor değerli arkadaşlar. Orhan Bey önemli bir padişah. İlk kez Rumeli'ye geçildi. Rumeli'deki ilk toprak parçası Çin Pekanesi'dir değil mi? Doğru. Karesi Oğulları Beyliği'nin topraklarının alınması. ATSB yolunda atılan ilk adım demiştik. Doğru. Divan örgütü kuruldu. Padişahlar başkanlık edecek. Tamam. İlk Osmanlı Medresesi nerede açıldı? İznik'te açıldı. Bu da doğru. İlk kez bir Haç ordusuyla savaşılması. İlk Osmanlı Haç savaşı hangisiydi? Sırp-Sındığ savaşıydı. Hangi dönem? Murat Hüdavendigâr dönemi. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz değerli arkadaşlarım. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede gelişip güçlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Osmanlı kısa sürede nasıl büyük bir imparatorluk haline geldi? Şimdi yöneticilerin iyi birer asker ve teşkilatçı olması. Liyakat sahibi kişiler de değil mi? Bizans bu dönemde çok güçsüz. Özellikle Bizans tekfurları dediğimiz tekfur ne demek hocam? Valiler arasında yaşanan çatışmalar, fethettikleri yerlerde adaletli ve toleranslı bir yönetim, iskan politikası ve iskan ve istimalat politikası, doğu ticaret yollarına bismillah bunu bırak. Ahilerin ve gazilerin desteği var mıydı? Vardı. Şeyde balayı unutmadık değil mi? Ancak bu dönemde Osmanlı yeni kurulan bir devlet olduğu için doğu ticaret yollarına sahip değil. İlerleyen zamanlarda ticaret yollarına hakim olacaktı. Dördüncü sorumuz değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat. Bu bilgilere göre 1. Murat dönemiyle ilgili hangisi söylenemez? Bizlere bilgi verilmiş, yorum yapmamız isteniyor. Şimdi eğitim kurumları oluşturulmuştur. Bunun için medreseye gitmemiz lazım. Bakalım medrese var mı? Medrese burada yok. Cevabı ulaştık değerli arkadaşlar. Şimdi diğerleri hakkında size bilgi vermem lazım. Cevabı ulaştık. Batı yönünde gelişleme. Edirne alınmış. Ne demiştik? Kuruluş döneminde fetihler batı eksenlidir demiştik. Tamam bu doğru. Anadolu Türk Birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Bir beylik arayacağız. Beyliği egemenlik altına almış mı ona bakacağız. Germiyanoğulları. Tamam. Merkezi otorite güçlendirilmiştir. Nasıl? Diyor ki hem Yeniçeri Ocağı'nı kuruyor. Bu ocak doğrudan padişaha bağlıdır. Hem de verasette değişikliğe gidiyor. Tamam. Ordu güçlendirilmiştir. Dönemin en iyileridir Yeniçeriler. Cevabımız A şıkkı. Eğitimden söz edilmemiştir. Beşinci sorumuz değerli arkadaşlar. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde izlenen bir politika değildir? Bizans'ın içinde bulunduğu karışık durumundan yararlanma. Az önce bahsettik. Osmanlı faydalanacak mı? Faydalanacak. Hatta Orhan Bey Bizans İmparatoru'na yardım edecekti. Balkanlarda alınan yerleri Türkleştirme ve İslamlaştırma. İstimalat politikası doğrultusunda yapılıyor bu. Anadolu Türk Birliği'ni sağlamaya çalışma. Doğru mu? Doğru değerli arkadaşlar. Beylikler egemenlik altına alınmaya çalışılmıştır. Anadolu beylikleriyle akrabalık ilişkileri kurma. 1. Murat ne yapmıştı? Germiyan Beyliği'nin kızını almıştı. Kime? Yıldırım Beyazıt'a. Avrupalı devletlere karşı denge mi? Hayır. Bu ne zaman? 18. yüzyılın sonlarında. Fransa'ya karşı uygulanacak değerli arkadaşlar. Kuruluş döneminde böyle bir şey söz konusu değildir. Bakın Türkleştirme dediğimiz zorla Türkleştirme değil. Hoşgörü politikası doğrultusunda Türkleştirme ve İslamlaştırmadır. Unutmayın.
Altıncı sorumuz. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilmektedir? Orhan Bey'e genelde biz asıl kurucu diyoruz. İlklerin adamı değil mi? Birinci Murat ikinci kurucu değil değerli arkadaşlar. Bu dönemde bizim neyi bilmemiz lazımdı? Kazaskerlik ve defterdarlık makamları bu dönemde oluşturuldu. İkinci Mehmet değil. Mehmetleri karıştırmayın. İkinci Mehmet Fatih Sultan Mehmet'tir. Birinci Mehmet doğru. İkinci Murat biz neyi bilecektik? Varna ve 2. Kosova Savaşları'nı bilecektik. Cevabımız Çelebi Mehmet olacaktır. Osmanlı tarihinde 6 tane Mehmet var değerli arkadaşlar. Dikkat edelim. Tamam. Çelebi Mehmet Osmanlı'yı Fetret Devri'nden kurtardığı için 2. kurucu olarak kabul edilir. 7. soruya gidelim. İskan siyaseti ne demiştik? Yorum olarak karşımıza çıkabilir demiştik. İskan siyasetine dikkat etmemiz lazım. Yukarıda verilenlerden hangisi Osmanlı'nın İskan politikasının özellikleri arasında gösterilemez? Şimdi İskan için göçebe, Yörük ve Tatarlar seçilmiştir. Konar göçer Türkmenler. Göçmen alınan yerin mevcut ekonomik canlılığın bozulmamasına çalışılmıştır. O kültüre göre, o ekonomiye göre hareket ediliyor. Tamam. Geçerli sebep olmadan yeni yerleşim yerini terk edip eski yere dönmek yasaklanmıştır. Niye hocam? Çünkü kalıcılığı sağlamaya çalışıyor Osmanlı. Bu da gitti. Fethedilen yerin yönetimi derebeylerine bırakılmıştır. Oho, bunu bırakalım. Yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka yere yerleştirilmiştir. Bu da doğru değerli arkadaşlar. Otoriteyi korumak için. Ancak Osmanlı tarihinde derebeylik sistemi yoktur. Çünkü tüm topraklar devlete aittir. Derebeylik feodalitedir değerli arkadaşlar. Toprak ağalığı demektir. Öyle bir durum yok. 8. sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nin Balkanlara yerleşmeye başlaması ve bu yerleşmenin kesinleşmesi aşağıdaki hangi padişahlar döneminde gerçekleşmiştir? Osmanlıların Balkanlardan ilerlemelerine karşı Haçlı orduları oluşturulmuştur. Tamam. Şimdi ilk toprak parçası hangi padişah döneminde alındı? İlk toprak parçası neydi? Çimpe Kalesi'ydi. Kesin olarak Balkanlarda egemenlik ne zaman sağlandı? İkinci Kosova Savaşı'ndan sonra. Padişahlar kimler? Birinci Murat döneminde Çimpe Kalesi alınmadı. Orhan Bey doğru. İkinci Murat doğru cevaba ulaştık. Orhan Bey doğru. İkinci Mehmet yok. Fatih Sultan Mehmet Han yükselme dönemi padişahıdır. Birinci Murat değil. Çelebi Mehmet değil değerli arkadaşlar. İkinci kurucu. Fatih Sultan Mehmet yükselme dönemi. Cevabımız Orhan Bey. Yerleşme kesinlik. Tamam. Dikkat edelim. Dokuzuncu sorumuz değerli arkadaşlar. Şöyle. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki fetihlerden hangisinde böyle bir amaç yoktur? Osmanlı Devleti'nin fetihlerdeki amaçlarından biri de cihattır. Ne demek? Din uğruna yapılan savaşlardır. Ne demiştik? Karşı tarafın gayrimüslim olması lazım. Yani Müslüman olmaması lazım. Tamam mı? Bizans Müslüman mı? Değil. Edirne alındı. Gaza ve cihat. Bulgaristan alındı. Müslüman değil. Yunanistan alındı. Müslüman değil. Bizans'tan Bursa alındı. Bizans Müslüman değil. İşte biz bunlara gaza ve cihat diyoruz. Ama Karamanoğulları Müslüman bir beyliktir değerli arkadaşlarım. Bu gaza ve cihata girmez. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması amacıyla Karamanoğullarından Konya ve Karaman alındı. Cevabımız E şıkkı. 10. sorumuz. Soru şöyle. Tabii bu soruyu ben sizlere bırakacağım. Osmanlıların barış yoluyla toprak aldığı iki beylik hangisidir? Birinci Murat dönemi. Osmanlılar kuruluş döneminde Anadolu Birliği'ni barışçıl yollarla sağlamayı tercih etmişlerdir. Sürekli savaş yok. A şıkkı Hamitoğulları ve Germiyanoğulları. B şıkkı Dulkadiroğulları ve Germiyanoğulları. C şıkkı Germiyanoğulları ve Karamanoğulları. D şıkkı Germiyan ve Menteşe. E şıkkı Karesioğulları ve Saruhanoğulları. Yorumdayız. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın. Yorumdayız.